2002 yılının yaz ayında 15 yaşındaki kız korkmuş bir şekilde Güney Carolina Eyalet Polis Departmanı'na koştu. Polis karakoluna yardım için koşan kızın elleri kelepçeliydi ve ayaklarında ise ipler sarkıyordu. Bu şekilde karakola gelen kız polisleri şaşkına çevirdi. Gelin bu hikayeyi daha detaylı inceleyelim. İyi seyirler dilerim. (22 Haziran 2002'de) Kara Robinson, arkadaşı Heather'ın evindeydi. İki arkadaş güneşlenmek için ve yüzmek için birlikte göle gitmeyi planladılar. Heather, evden çıkmadan önce evinin bahçesindeki çiçekleri sulamak zorundaydı. Ama önce duş almak istedi. Heather, vakit kaybetmemek için arkadaşından çiçekleri sulamasını istedi ve sonrasında duşa girdi. Kara, çiçekleri sularken aynı arabanın evlerinin önünden birkaç kez geçtiğini fark etti. Araba evin etrafında birkaç tur attıktan sonra Heather'ın ailesinin evinin önünde durdu ve sürücü arabadan inip Kara'ya yaklaşmaya başladı. Arabadan inen sürücü çok düzgün, iyi giyimli ve varlıklı bir adam gibi görünüyordu. Bu da Kara'ya kendini güvende hissettirmişti. Kızın yanına yaklaşan adam Kara'ya ailesinin evde olup olmadığını sordu. Genç kız ise bu evin kendi evi olmadığını, evin arkadaşına ait olduğunu söyledi. Bu konuşmanın üzerine arabadan inen adam, Kara'ya çevredeki evlere dergi dağıttığını, bu yüzden bu dergileri bu evdeki yetişkinlerden birine vermek istediğini söyledi. Kara ise evde sadece kendisinin ve arkadaşının olduğunu söyledi. Adam, Kara'dan aile bireyleri eve döndüklerinde arkadaşının ailesine dergileri vermesini istedi ve ardından dergileri ona vermek için Kara'ya yaklaşmaya başladı. Bu sırada ise Kara bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti. Adam ona çok hızlı bir şekilde yaklaşıp vücuduna bir tabanca dayadığı için Kara'nın bir şey yapacak zamanı yoktu. Bu tabanca o kadar küçüktü ki adam kolayca elinde tabancayı gizlemişti. Bu yüzden yoldan geçenler genç kızın tehlikede olduğunu fark edemedi. Adam Kara'ya sakince arabasına binmesi gerektiğini ve eğer bunu yapmaz ise bağırırsa onu vuracağını söyledi. Kara'nın başka seçeneği yoktu ve bu yüzden adamın dediklerini yapmak zorunda kaldı. Daha sonra soruşturma sırasında görgü tanıklarından biri durumun dışarıdan bakıldığında Kara'nın kendi isteğiyle arabaya binmiş göründüğünü söyledi. Arabaya yaklaştıklarında suçlu Kara'ya arabanın arka koltuğundaki büyük bir plastik kabın içine oturmasını emretti. Adam yardım çağırırsa ya da ses çıkarırsa onu hemen vuracağını söyleyerek tekrar tehdit etti. Genç kız adamın söylediği her şeyi yaptı ve araba ile bölgeyi terk ettiler. Büyük plastik kabın içinde oturan Kara çok korktu. Ne yapacağını bilemedi ama paniklememeye çalıştı. Kız yaklaşık olarak nereye gittiklerini anlamak için arabanın dönüş manevralarını aklında tutup ezberlemeye çalıştı. 15 dakikalık sürüşün ardından araba durdu ve suçlu arka koltuğa geçti. Kara'nın bacaklarını iple bağladı, ellerini kelepçeledi ve ağzını tıkadı. Bu duraklama sırasında Kara arabanın yolun kenarına park ettiğini anladı. Suçlu çok sakin davranıyordu ve yaptığı her şeyi saklamaya çalışmıyordu. Güpegündüz bir suç işlemişti ve kendisi fark edilmemişti. Yolculuk boyunca Kara nasıl kaçabileceğine dair plan bulmaya çalıştı. Kendisi bu tür durumlarda genellikle olduğu gibi suçlunun onun sessiz ve uzak bir yere götüreceğini düşündü. Araba durduğu anda ve adam kapıyı açtığında Kara dışarıdaki arabaların sesini, insanların konuşmalarını duydu. O anda kız şehri terk etmediklerini ve kaçma şansının olabileceğini fark etti. Suçlu, Kara'nın içinde oturduğu konteyneri arabadan çıkardı. Asfalt boyunca sürükledi ve evine taşıdı. Kara kendisini en kötüsüne hazırlıyordu ama beklemediği bir şey oldu. Adam kutunun kapağını açtı, kızı bağladığı ipleri çıkardı. Elinde sadece kelepçeleri bıraktı ve şok geçiren Kara'nın kutudan çıkmasına bile yardım etti. Suçlu çok sakin görünüyordu ve kızın kaçabileceğinden bile korkmuyordu. Evin ön kapısını bile kilitlemedi. Kara suçun oldukça garip bir şekilde gerçekleştiğini fark etti ve kaçma umudu daha da arttı. Kız suçlunun ona güvenmesi için itaatkar olmaya çalıştı. Kendisini kaçıran adam Kara'nın onunla evin içinde dolaşmasına izin verdi.
Evini inceleyen kız mümkün olduğu kadar çok ayrıntıyı hatırlamaya ve bu adam hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi bulmaya çalıştı. Kara evin içerisinde doktorun yazmış olduğu bir reçete gördü ve doktorun ismini aklında tuttu. Hatta cesaretini toplayıp suçunun hayatı hakkında sorular bile sormaya çalıştı. Sormuş olduğu sorular sayesinde adamın eski bir asker olduğunu öğrendi. Genç kız tüm bu duruma rağmen adamın onunla oldukça kibar ve zeki bir şekilde iletişim kurduğunu fark etti. Buna karşılık suçlu da Kara'ya birçok soru sordu ve cevaplarını not defterine yazdı. Kıza bakire olup olmadığını ve ne kadar cinsel deneyim yaşadığını sordu. Bu sorunun ardından Kara, suçlunun kendisini sadece konuşmak için kaçırmadığını anlamıştı. Suçlunun ona ne yapacağını biliyordu ama bu olmadan önce kaçmayı umuyordu. Ne yazık ki Kara'nın zamanı yoktu. Suçlu soru sormayı bitirdiğinde genci ikinci kattaki bir odaya götürdü ve Kara orada birkaç saat cinsel istismara uğradı. Kara'nın asıl amacı hayatta kalmaktı. Bu yüzden tüm bu yaşanan şeylerin sona ermesini sakince bekledi. Kız, kendisinde bunun kötü bir rüya olduğunu, bedeninin kendi bedeni olmadığını ve yaşananların kendisinde olmadığını psikolojik olarak kendi kendine inandırmaya çalıştı. Yaşadığı kabus bittiğinde suçlu televizyonu açtı ve birlikte haberleri izleyeceğiz, biri seni özledi mi, bakacağız dedi. Kara sadece 8 saat boyunca ortalıkta yoktu. Bu yüzden doğal olarak kimse onu aramaya çalışmamıştı. Haberlerde kendisi hakkında herhangi bir haber yoktu. Suçlu, gencin üzerindeki psikolojik baskıyı sürdürerek "Görüyorsun, kimse seni özlemiyor." dedi. Buna ek olarak adam, Kara'ya isterse gitmesine izin verebileceğini, ancak o zaman cinsel istismara uğramış bir kız olarak isminin karalanmış ve insanların onun hakkında kötü şeyler düşüneceğini söyledi. Psikolojik zorbalığa rağmen Kara güçlü kalmaya devam etti ve kaçış ihtimaline sonuna kadar inanmaya devam etti. Bir süre sonra suçlu, telefonla birisini araması gerektiğini söyledi ve Kara'yı tekrar plastik kutuya soktu. Ona iyi davrandın, o yüzden ağzını tıkamayacağım dedi. Ama o sırada Kara'da panik atak başladı. Suçlu, kendisinin ses çıkarmadığı durumda plastik kabın kapağını kapatmayacağını söyledi. Kara sessizliğini korudu ve telefon konuşmasını duyduğunda suçlunun karısıyla konuştuğunu fark etti. Telefon görüşmesinden sonra suçlu, Kara'yı kendisiyle uyuşturucu içmeye zorladı ve ayrıca Kara'ya zorla uyku hapı içirdi. Kara'nın ellerini yatağın başına kelepçeledi ve bacaklarını bir iple bağladı. Ondan sonra adam yatağa Kara'nın yanına uzandı ve uykuya daldı. Genç kız kaçmayı düşünmeye devam etti. Ancak uyku ilacının ve uyuşturucunun etkileri nedeniyle fiziksel ve zihinsel gücü kalmamıştı. Bu yüzden o da uykuya daldı ve suçludan önce uyandığını fark etti. Kara o anda bunun kaçmak için tek şansı olduğunu biliyordu. Bir şekilde kelepçeleri dişlerinin yardımıyla yataktan ayırmayı başardı. Ellerini biraz serbest bırakarak bacaklarını ipten çözdü ve sessizce yataktan kalktı. Kara sessizce kıyafetlerini giydi ve ön kapıya doğru yürüdü. Ön kapının çevresinde pek çok eşya vardı ve kapının kendisi çok ağırdı. Bu yüzden Kara kapıyı açtığında suçlunun sesten dolayı uyanabileceğini anladı. Kız bu fırsatın yanı sıra hayatını kurtarmak için daha iyi bir şansı olmayacağını biliyordu. Kara kapıyı olabildiğince sessiz açmaya çalıştı ve hızla çıplak ayakla sokağa fırladı. Kara uyanan suçlunun onu pencereden vuracağından korkuyordu ama bu olmadı. Arkasına bakmadan durmaksızın koştu ve yardım bulmaya çalıştı. Kaçmış olduğu yer bir yerleşim yeri olduğu için Kara çok geçmeden bir baba ve oğul ile tanıştı. Kızı bu halde gören baba ve oğul şok oldular ve Kara'yı hemen karakola götürdüler. Karakola gelen Kara, polise tüm korkunç hikayesini anlattı. Polis, Kara'yı hastaneye göndermeden önce kızdan suçlunun kendisini tuttuğu evi göstermesini istedi. O bölgeye gelen Kara, tam olarak hangi evden kaçtığını hatırlayamadı. Yaşamış olduğu 18 saatlik kabustan sonra sadece evin içerisinin nasıl göründüğünü hatırlıyordu. Hatta o evde kızıl saçlı bir kadının yaşadığını biliyordu. Çünkü evde tarakta kızıl saçlar görmüştü. Kara, binanın dış görünüşünü dışarıdan pek hatırlamıyordu. Bunun sebebi ise kaçarken arkasına bile bakmamış olmasıydı. Kız, polise suçlu, arabası ve içindeki evi hakkında öğrendiği tüm bilgileri anlattı. Polis, bu bilgileri kullanarak o bölgenin toplu konut yöneticisiyle görüştü. Yönetici, polislerin ne tür bir evden bahsettiğini bildiğini söyledi. Burası Richard Mark Ivanitz'in eviydi. Polisler hemen bu eve doğru yola çıktı. Ancak eve vardıklarında evde kimse yoktu. Büyük olasılıkla suçlu Kara'nın kaçtığını görünce hızla evden ayrılmıştı.
Polis memurları suçluyu yakalamak için ipuçları bulmak amacıyla bir saniye bile kaybetmeden ev arama izni çıkardı. Polis memurları soruşturmada beklediklerinden çok daha fazla delil elde ettiler. Richard'ın odasının köşesinde giysilerin altına gizlenmiş büyük kilitli bir çekmece buldu. Kutuyu kırarak açan polis memurları Richard Ivonitz'in sadece bir suçlu değil aynı zamanda bir seri katil olduğuna dair tüm kanıtları buldular. Açılan kutunun içinde Richard'ın uzun süredir takip ettiği birçok kız hakkında tutmuş olduğu bir takım kayıtlar vardı. Bu kayıtlar bu kızların yaşları ve isimleri, aileleri, özel hayatları hakkında bilgiler içeriyordu. Richard, gelecekteki kurbanlarının günlük rutinlerini, kurbanlarının ne zaman evde yalnız olduklarını ve ne zaman okul otobüsüne bindiklerini ayrıntılı olarak kaydetmişti. Bulunan kayıtlarda polis memurları gelecekteki kurbanların tam listesini buldu ve katilin onları nasıl kaçıracağına dair planları not alan bir kayıt daha buldu. En kötüsü Richard'ın kurbanlarının sadece Güney Carolina'da değil, Virginia, Texas, Florida ve diğer eyaletlerde yaşıyor olmasıydı. Richard'ın ABD donanmasındaki eski işi, kendisinin sık sık seyahat etmesi ve bu şehirlerde kendisini yeni kurbanlar aramasına yardımcı olmuştu. Ayrıca kutudaki bulunan diğer kayıtların arasında polis memurları Virginia'dan kaçırılan ve öldürülen 3 kız hakkında bir makale içeren gazete küpürleri buldu. 1996 yılında 16 yaşındaki Sofia Silva bir parkın yakınında, 1997 yılında ise Christian ve kardeşi Katya Lisk evlerinin yakınlarından kaçırılmıştı ve cansız bedenleri bir nehir kenarında bulunmuştu. Dedektifler 5 yıl boyunca katilin peşindeydi ama katili bulamamışlardı. Fakat şimdi tüm gerçekler bunu Richard'ın yaptığını gösteriyordu. Richard'ın evinden alınan DNA örnekleri öldürülen 3 kızın da DNA'sı ile eşleşti. Polisler bu sefer de seri katilin kaçmasına izin veremezdi. Bu yüzden Richard büyük olasılıkla başka bir eyalete kaçmaya çalıştığını düşünerek hemen yardım için FBI'ye ulaştılar. 3 gün süren arama sırasında polis FBI ile birlikte suçlunun nerede olduğuna dair tek bir ipucu bulamadı. Ancak aniden Richard'ın kardeşi karakolu aradı. Kadın erkek kardeşinin Florida'da bulunduğunu söyledi. Richard'ın kız kardeşinin anlattıklarına göre Richard kendisi onu aramıştı. İşlediği suçları itiraf etmişti ve kız kardeşiyle konuşmak için restoranda onunla buluşmak istemişti. Polis Richard'ın kız kardeşinin yerine belirlenen restorana geldi. Richard orada durup etrafına bakındı. Polisin kendisini takip ettiğini anlayınca hızla arabaya bindi ve gaza bastı. Polis ile Richard arasında kovalamaca başladı. Polis memurları Richard'ın arabasının tekerleklerini tabanca yardımıyla patlatmayı başardı. Arabanın hasarlı tekerleklerine rağmen Richard yüksek hızda arabasını sürmeye devam etti. Bir noktada Richard'ın arabası tekerleğin asfalta sürtmesinden dolayı yanmaya başladı ve Richard aniden arabayı durdurdu. Polis arabaları hızla suçlunun etrafını sardı. Polis memurları Richard'a teslim olmasını söyledi ama o reddetti. Richard hızla tabancasını çıkardı, ağzına dayadı ve kendini vurdu. O anda herkes şok oldu. Polisin cevaplanmamış birçok sorusu vardı. Richard'ın işlemiş olduğu daha birçok cinayeti çözmeyi umuyorlardı. Sorgulamada yapılan araştırmalar sonucunda dedektifler, Richard'ın işlemiş olduğu cinayetler sırasında kendi ailesini evde kimsenin olmaması için tatile gönderdiğini öğrendi. Kara'nın kaçırılması olayında Richard, evde kalırken çok işi olduğunu söyleyerek karısını ve annesini Disneyland'e gönderdi. Tüm gerçeği öğrendikten sonra Ivanitz ailesi şok oldu. Çünkü Richard hiçbir zaman saldırganlık belirtisi göstermemişti. Karısına göre Richard çok sakin ve kibar bir kocaydı. Karakteri bir katil gibi görünmüyordu. Bir seri katilin evinde 18 saat boyunca hayatta kalan Kara Robinson yaşadığı psikolojik travmayla başa çıkmayı başardı. Liseden mezun oldu ve polis memuru olmak için eğitimi aldı. Kara şimdi evli ve 2 çocuk sahibidir. Yakın zamanda TikTok'ta kendi kanalını açtı. Kara kanalında tehlikeli durumlarda ne yapacağınızı ve kendinizi nasıl koruyacağınızı anlatıyor. Hikayesini dünya ile paylaşıyor çünkü deneyiminin gelecekte çok daha fazla hayat kurtarabilmesini istiyor. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.